Merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda İntegral 2'nin orijinal sorular 1 testini çözeceğiz. Birinci soruda bize bir fx fonksiyonu vermiş. İntegralin değeri 1'den 5'e fx dx, eksi 5'ten eksi 1'e fx dx şeklinde. Şimdi bu ifade, dikkat edin, 1'den 5'e sınırlar burada yer ve işaret değiştirmiş. Bu ne zaman oluyordu onu bir hatırlayalım. Eğer fx fonksiyonu çift fonksiyonsa şöyle bir kuralımız vardı. A'dan B'ye fx dx. Aynı zamanda burada yer ve işaret değiştireceğiz. Eksi B'den eksi A'ya f eksi x dx fonksiyonları birbirlerine eşit oluyordu. Bunu mesela örnek olarak şöyle gösterebiliriz. Y eşit x kare fonksiyonu düşünün. 2 ile 4 arasındaki mesafe, eksi 4 ile eksi 2 arasındaki mesafe, yani buradaki alanlar birbirlerine eşit oluyor. Dolayısıyla bu ikisi birbirlerine eşit olacak. Şimdi eğer fx fonksiyonu çift fonksiyonsa o zaman biz burada şöyle söyleyebiliriz. Buradaki değerimiz mesela 1'den 5'e vermiş ya. 1'den 5'e fx dx, burada bahsettiği de aslında ne? Fonksiyonun f eksi x fonksiyonundan bahsediyor. Fx fonksiyonu f eksi x olduğunda sınırlar eksi b eksi a şeklinde gelecek. O zaman şöyle yapalım. Bir f eksi x fonksiyonu biz elde edelim. F eksi x fonksiyonumuz şöyle gelecek. 1 bölü 1 artı 2 üzeri eksi x. 1 bölü 1 artı 3 üzeri eksi x. 1 bölü 1 artı 4 üzeri eksi x. 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 üzeri x geldi. 1 artı 3 üzeri x artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 4 üzeri x. Bunları düzenleyip ters çevirdiğimiz zaman şöyle gelecek. 2 üzeri x bölü 2 üzeri x artı 1. 3 üzeri x bölü 3 üzeri x artı 1. 4 üzeri x bölü 4 üzeri x artı 1. Bu f eksi x fonksiyonu. Şimdi benden istediği de ne zaten? Fx fonksiyonu ile bu bahsettiği fonksiyonun tersinden bahsediyor buradaki değerimiz. Bu ikisinin toplamını. O zaman f eksi x fonksiyonumuzla biz fx fonksiyonumuzu toplayalım. Fx artı f eksi x fonksiyonumuzu toplayalım. Topladığımız zaman, şimdi bununla bunu topladığım zaman paylar aynı olduğuna göre payları topluyorum. 2 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x artı 1. Aynı şekilde diğerinde 3 üzeri x artı 1 bölü 3 üzeri x artı 1. 4 üzeri x artı 1 bölü 4 üzeri x artı 1 geldi. Zaten bunlar aynı olduğuna göre toplam 3 fx eşittir. Fx artı f eksi x fonksiyonu 3'e eşitmiş. Benden bunların neyini istiyor? İntegralini. O zaman bu ifadenin integralini aldığım zaman şöyle gelecek. Buradaki değerlerimiz zaten 1'den 5'e fx dx artı aynı şekilde burada da f eksi x fonksiyonundan bahsediyor. Yani şöyle yazalım. F eksi x dx şöyle yazalım. 3'ün de integralini aldık. 3x sınırlarımızda neydi? 5 ve 1. O zaman buradan da 15 eksi 3'ten cevabımız 12'ye eşit oluyor. Biz buradaki ifadeyi artık tek bir integral halinde yazdık. Buradaki fx yerine f eksi x yazdık. Sınırlarımız da 1'den 5 oldu. Ve bunları tek bir fonksiyon halinde, yani tek bir integral halinde bu şekilde yazmış oldum. Ve bunun ifadenin karşılığı da integrali 3x geldi. Sınırlarımızı yerine yazdığımız zaman 12 değerini elde ettik. İkinci soruda şekildeki dikdörtgenlerin sol üst köşelerinden y eksi x kare eğrisi geçmektedir. A'nın 1 olduğunu söylemiş, B'nin 6 olduğunu söylemiş. Buna göre boyalı bölgelerin toplam alanını hangisi ifade eder? Şimdi boyalı bölgeler, o zaman şöyle diyelim. Burada aslında 0'dan 6'ya x kare dx ifadesi bu eğrinin altında kalan alanın tamamını verecek. Yani hem yeşil bölgeleri hem beyaz bölgeleri verecek. Biz sadece yeşil bölgeleri istediğimiz için bu integral değerinden, o zaman şöyle yapacağım. Bu integral değerinden benim neyi çıkartmam lazım? Buradaki dikdörtgenlerin alanını çıkartmam lazım. Bu arada sıfırdan B'ye, B'nin de burada, şimdi buradaki değere kadar gidecek. Şurası aslında. B'nin ne olduğunu söylemişti bize. 6, sıfırdan 6'ya kadar. Yani aslında buradaki 6 dediğimiz değer B değeri olacak. Şıklarda bize 6 dedi. Zaten 6'nın B olduğunu söylüyor. Sıfırdan B'ye diyeceğim. Dikdörtgenleri toplayalım şimdi. Bunların her birinin eşit mesafede olduğunu söylemiş. O zaman burası 1, burası 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. Yani her bir kısa kenar bir birim uzunluğunda. Şu kısa kenarın uzunluğunu bulduğum zaman burası ne olacak? 1 çarpı x yerine a yazdığım zaman burası aslında a kare artı 1 çarpı x yerine, şimdi buradaki dikdörtgenin alanını bulabilmem için uzun kenarı burada neye karşı? 2'ye karşılık gelen değer. O yüzden de burada 2'nin karesi, a'nın değeri de aslında 1'in karesi artı 2'nin karesi, 1 çarpı 3'ün karesi, 1 çarpı 4'ün karesi, 1 çarpı, şimdi nereye kadar gidiyor? En son buradaki dikdörtgenimiz buradaki b'nin değil 5'in karşılığı olan karşılığa gidiyor. Yani 5'in karesi buraya kadar gitti. Dolayısıyla aslında burası ne olacak? 1'in karesi 2'nin karesi şeklinde gitti.
Ben bu ifadeyi toplam sembolü yazacağım. Şıklar da benden o şekilde istemiş. Bundan şu toplamı çıkartıyorum. K değeri 1'den nereye kadar gidecek? Burada 5'e kadar. 5 değeri de şimdi B 6 ise B'nin bir eksiği olarak yazabilirim. B eksi 1. K yerine yazdığım zaman karesi gelmesi için o zaman burası K'nın karesi olacak. Dolayısıyla biz bu bölgenin alanı bu şekilde ifade edebiliriz. 0'dan D'ye x kare eksi 1'den B eksi 1'e kadar K'nın karesi, yani buradaki C şıkkındaki gibi ifade edebiliriz. Üçüncü soruda grafikte y eşittir fx eğrisinin 1 ile 2 aralığındaki görüntüsü gösterilmiş. Bize fn artı fxn artı 1 eksi fx fonksiyonu bu şekilde tanımlıyor. Bakalım değerlerimizde şimdi 1'den 2'ye x çarpı f türevi x. Şimdi bu şekli görünce hemen aklı çarpım türevi geliyor. Ben buradaki ifadeyi şöyle deseydim. X çarpı fx'in çarpımın türevi olsaydı burası ne olacaktı? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Elimde neresi var? Şurası var. Ben bu ifadeye o zaman fx'i ekleyip fx'i çıkartırsam sonuç şöyle. 1'den 2'ye x çarpı f türevi x artı fx bir de eksi fx. Bu şekilde integral değeri gelecek. Ve ben şuradaki kısma ne diyeceğim? Burası aslında x çarpı fx'in çarpım türevi. Bunu o zaman şöyle ayıralım. 1'den 2'ye x çarpı fx'in türevi dx eksi 1'den 2'ye fx dx. Karşı tarafta da ne var? 0'dan 2'ye f türevi x demiş. F türevi x'in sonuç integralini aldığım zaman burada türevle integral gidecek. Sadece fx kalacak. Sınırlarımız da 2 ve 0. Şimdi buradaki ifadenin türevle integral yine aynı şekilde birbirini götürdü. Burada da x çarpı fx. Sınırlarımız 2 ve 1. X yerine 2 yazdım. 2 f2. Eksi x yerine 1 yazdım. 1 çarpı f1 geldi. Eksi 1'den 2'ye fx dx. Bize de bu arada 1'den 2'ye fx dx dediği zaten buradaki bölge değil mi? Yani a bölgesi. A'nın da değerinin bu olduğunu söylemiş. O zaman hiç integral yazmama gerek yok. Buradaki değerimiz de a, sonuçta burası a'yı ifade ediyor. A dediği değer de buymuş. O zaman şöyle yapalım. F0 artı 1 bölü 3. Burası da f2 eksi f0. Şimdi 2 çarpı f2 değerini burada biliyor muyuz? Bakalım buradaki ifadede f2 değerini bu şekilde bilmiyoruz. Karşılığını vermemiş bana. Direkt f2 olarak yazalım. Eksi f1 değerini bilmiyorum. Eksi, buradaki eksiyi dağıttığım zaman f0 eksi 1 bölü 3. Karşı tarafta da ne vardı? F2 var. Bir de eksi F0 var. Şimdi hepsini bir tarafa toplasak iyi olacak sanırım. Buradaki F2'yi buraya aldığım zaman bir tane F2 kaldı. Eksi F1'imiz var. Eksi F0'lar gitti. Eksi 1 bölü 3. O zaman karşı tarafa gönderdim. 1 bölü 3. Benden F7 eksi F1 istemiş. Şimdi şu verdiği eşitliğe de bakalım. F3 eksi F2, F2 eksi F1, F1 eksi F0 hepsi birbirine eşit. Ve o zaman ben bu ifadede f2 eksi f1 değeri aynı zamanda diğerlerine eşit olacak. Yani şöyle şurada bir boşluk buldum. Şöyle yazsam. F2 eksi f1 değeri 1 bölü 3 ise o zaman f3 eksi f2 değeri de 1 bölü 3. F4 eksi f3 değeri de 1 bölü 3. F5 eksi f4 değeri de 1 bölü 3. Aynı şekilde f6 eksi f5 değeri de 1 bölü 3. F7 eksi F6 değeri de yine 1 bölü 3. Bunları taraf tarafı toplarsak F6'lar, F5'ler, F4, F3'ler, F2'ler gidecek. En son geriye F7 eksi F1 bölü. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 bölü 3 çarpı 6'dan burası ne olacak? 2. Zaten bizim aradığımızda F7 eksi F1'di. Dolayısıyla cevabımızı 2 olarak elde edeceğiz. Dördüncü sorumuzda aşağıda gerçel sayılar koordinat düzlemini demiş. Bize birinci ve ikinci bölgesinde bu fonksiyonları vermiş. Şimdi x kare eğrisinin üzerinde kalan turuncu boyalı bölgenin alanının y, diğer fonksiyon ise kırmızı boyalı bölgenin alanlarının k olduğunu vermiş. Hangisi doğrudur? Şimdi öncelikle sağ taraftaki turuncu boyalı bölgenin alanına bakalım. Burada şöyle desek, biz bunların bu eğrinin altında kalan alanı bulsak, 0 ile 3 aralığında x kare dx. Buradan x küp bölü 3. X yerine 3 ve 0 yazacağım. Buradan 9 gelecek. Şimdi bu alttaki alan ile 9 ile turuncu bölgeyi bize y olarak vermiş. 9 ile y bölgesi, yani bu turuncu boyalı bölgeleri topladığım zaman bu bana neyi verecek? Buradaki dikdörtgenlerin alanları toplamını verecek. 3 tane dikdörtgenimiz var. 1, 2 ve 3.
Toplam 3 tane dikdörtgen alanını verecek. Bu dikdörtgenleri bulalım. Şurasını biraz temizleyelim. Şimdi buradaki 1'e karşılık 1, x kare fonksiyonu. 2'ye karşılık burası 8, pardon 4 gelecek. Burası da 3'e karşılık 9 olacak. O zaman şuradaki dikdörtgen alanı 1 çarpı 1'den 1. Bu dikdörtgenin alanı 1 çarpı 4'ten 4. Bu dikdörtgenin alanı ise 9 çarpı 1'den 9. Şu 9'larımız gider. Buradan y'nin 5 olduğunu buluruz. Aynı şekilde kırmızı için yapacağız bunu. Şimdi burada yine bu eğrinin altında kalan alanı bulalım öncelikle. Burası eksi 3 ile 0 aralığında x kare bölü 2 dx. İntegralimizi alalım. X küp bölü 3, bir de 2'miz vardı. 0 ve eksi 3. X yerine 0 yazdım. 0 eksi x yerine eksi 3 yazdım. Eksi 27 bölü. Burası 3 çarpı 2 geldi. Eksi ile eksinin çarpımından artı olacak. Sadeleştirdim buradan 9. 9 bölü 2. Pardon 9 bölü 2. Şimdi bu 9 bölü 2'nin üzerine kırmızı boyalı bölgeleri eklediğimiz zaman ki onlar da K. Bunlar ne olacak? Buradaki 3 tane dikdörtgenin alanına eşit olacak. Bunları aynı şekilde bulmam lazım. Burayı da yine temizleyelim şöyle. Şimdi burası eksi 1. Buradaki sonuç olarak birim olarak 1 birim. Eksi 1 x yerine 1 yazdığım, eksi 1 yazdığımız zaman buradaki uzunluğu 1 bölü 2 oluyormuş. Artı burası eksi 2. X yerine eksi 2 yazdığımız zaman burada karesi 4 bölü 2'den 2 geldi. Kısa kenarı da 1. Artı x yerine eksi 3 yazdığım zaman 9 bölü 2. Yine buradaki kısa kenarı 1. Buradaki 9 bölü 2 ile 9 bölü 2 yine gitti. K eşittir. Buradan 1 bölü 2 ile 2'yi topladığımız zaman buradaki değerimizde ne gelecek? 5 bölü 2. Kırmızı boyalı bölge 5 bölü 2. Y ise 5'miş burada. Arasında nasıl bir ilişki var? Y'nin yarısı sonuçta burada K'ya eşit. Yani ben K'yı eğer 2 ile çarparsam bu ifade Y'ye eşit olacakmış. O yüzden de cevabımız B şıkkı geliyor. Beşinci sorumuzda aşağıda bir ucu H birim yükseltilebilen bir koşu bandı gösterilmiş. Saatte 5 km hızla 1 dakika yürüyen birinin harcadığı kaloriyi bu şekilde bu fonksiyonla veriyor. Koşu bandı demiş saatte 5 km hızla H değeri 2 olduğunda 1 dakika yürüyen birinin harcadığı kalori. Dikkat edin 5 km ve 1 dakika burada sabit. H 2 olduğunda FH fonksiyonunun 4 olduğunu söylüyor. Yani F2'nin değerinin 4 olduğunu vermiş. Yine aynı 5 km hızla H5 olduğunda 1 dakika yürüyerek yani aynı standartlarda bu sefer H5 olduğunda yani F5 olduğundaki sonucunu bizden istiyor harcadığı kaloriyi. Şimdi fonksiyonumuzu düzenlememiz lazım. Buraya dikkat edelim. Ben burasını H ile genişletsem buradaki ifade aslında şu değil mi? F türev H çarpı H eksi FH bölü ortak payda da H kare. Bu aslında ne? Bölüm türevi değil mi? Yani şöyle FH bölü H'ın türevi aslında. Dolayısıyla bunun integralini aldığında türevle integral birbirini götürecek ve bu ifadenin sol tarafı FH bölü H olarak gelecek. Bir de karşı tabii artı integral aldık belirsiz integral artı bir de C'miz olacak. Diğer tarafta da 3 bölü H artı 1. Fonksiyonumuzu düzenledik. Tek yapmamız gereken artık bunları yerleştirmek. H yerine 2 yazdığım zaman F2 bölü 2 artı C eşittir. 3 bölü 2 artı 1'den 3 geldi. Buradan 1. F2 değerimiz zaten 4. 4 bölü 2'den 2 artı C 1'e eşit. C değerimiz eksi 1. Aynı şekilde H yerine 5 yazalım. F5 bölü 5. C yerine eksi 1 yazdım. 3 bölü 5 yazdım. 6 geldi. Sadeleştirdim. 1 bölü 2. Eksi 1'i buraya aldım. 1 bölü 2 artı 1'den 3 bölü 2. F5 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yaparsak da F5 değerimiz 15 bölü 2 yani 7,5 değerine eşit oluyor. 6. soruda aşağıda birim kareli koordinat düzleminde 0 ile 2 yan arasındaki boyalı bölgelerin toplam alanını hangisi ifade eder demiş. Şimdi bakalım öncelikle buradaki 0 ile 1 aralığındaki integralimiz, 0 ile 1 arasındaki integralimiz fonksiyonumuz fx dx artı 2 ile 3 arasındaki fonksiyonumuza baktığımız zaman 2'den 3'e fx eksi 1 artı 1 dx şeklinde gelecek. Bir sonraki 4'ten 5'e fx eksi 4 artı 4 dx şeklinde gelecek. Bunların toplamı. Ama şıklarda bizden bunları tek bir integralde yazmamızı istiyor. Şöyle yapalım o zaman. Buradaki ifadeleri düzenlemeye çalışalım. Mesela burada x eksi 1 demiş ya. Değişken değiştirme yapsam. X eksi 1'e u desem dx eşittir du gelecek. Şu ifadeyi düzenliyorum. F u geldi. Artı 1. Dx yerine de du yazdım.
Burası artı 1 değil, pardon artı 1 değil. Şurası fx eksi 2. Şu bölgeyi yazacağım. 2 ile 3 arasında yanlış yazdım. X eksi 2 artı 2. X eksi 2'ye u dedik. Burası fu artı 2 oldu. Du. Sınırlarımız x yerine 3 yazdık 1. X yerine 2 yazdık 0. Şimdi bunları da şöyle ayıralım tekrar. 0'dan 1'e fu du artı 0'dan 1'e 2 du. Zaten burası 0'dan 1'e fu du dediği zaman u eşittir x değişken değişmesi yaptığımız zaman bununla bu aynı geldi. Bunları en azından eşitlemiş olduk. Bir de fazladan ne var burası? 2 du. 2'nin integralini aldım 2 u. Sınırlarımız ne? 1 ve 0. 2 eksi 0'dan 2 geldi. Yani burada fazladan bir 2 oldu. Burada yoktu fazladan bir değer. Burası 0. Şimdi her birinde o zaman bir sonrakinde de aynı şey gelecek. 0'dan 1'e fx dx. Aynı şekilde ikincisinde de 0'dan 1'e fx dx geldi. Bir sonrakinde yine 0'dan 1'e fx dx gelecek. Dolayısıyla her birinde 0'dan 1'e fx dx integrali var. Peki kaç tane var bu bölgeden? Şimdi şöyle diyelim. 2'ye ne kadar gidiyormuş? Çift sayılara mesela bakalım. 2'ye kadar geldiğinde bir tane kırmızı bölge var. 4'e kadar geldiğinde 2 tane kırmızı bölge var. 6'ya kadar geldiğinde 3 tane kırmızı bölge. Yani yarısı kadar. 2'ye ne kadar geldiğinde bunun yarısı kadar bu kırmızı bölge gelecek. Yani bu integral gelecek. O zaman 2'ye'nin yarısı kadar. Yani n tane 0'dan 1'e fx dx geldi. Bunlar tamam. Şimdi de bu fazlalarımız vardı. Burada fazla yok 0. Burada fazladan 2 var. Burada fazladan aynı şekilde sınırımız burada değerimiz 4. Yine buradan da 4 gelecek o zaman. Bir sonrakinden 6 gelecek. Yani 0 artı 2 artı 4 artı 6 işte bu şekilde gidecek. Peki nereye kadar gidecek bu fazlalar? Şimdi 2'ye ne kadar gidiyor demiştik. Mesela çift sayılar üzerinden düşünelim. 4'e kadar geldiğinde 0 var 2 var. 6'ya kadar geldiğinde 0, 2, 4 var. Yani aslında buradaki ifadenin 2 eksiğine kadar gelmiş değil mi? Mesela 2'ye ne kadar geldiğinde 2'ye ne kadar buradaki değerlerimiz yok. Yani 2'ye n tane buradaki fazlalarımız yok. Bunun 2 eksiği kadar. Mesela 6'ya kadar geldiğinde buradaki değerimizi 0'dan 6'ya kadar geldiğinde fazlalarımız neler var? 0, 2, 4 var. O zaman 2'ye ne kadar geldiğinde en son 2'ye eksi 2 fazla gelmiş olacak. Yani buradaki 1 0'dan başlayacak 0, 2, 4, 6 diye gidecek. En sonunda da 2n değil de 2n eksi 2'ye kadar gidecek o zaman. Buradaki ifadeleri şöyle yapalım. 2 parantezini alıp toplasak. 2 parantezinde 1 artı 2 artı. Burası da aynı şekilde 2 parantezinde n eksi 1. 2 parantezinde 1'den n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı son terim çarpı 1 fazlası bölü 2. Bunlar da gitti. O zaman buradaki o fazla olanlarımızın toplamı neymiş? N çarpı n eksi 1'miş. Ben bunu o zaman artı n çarpı n eksi 1 de eklediğim zaman bu kırmızı boyalı bölgeleri bölgede ifade etmiş oluyorum. Şimdi şıkları bu şekilde vermemiş ama şöyle yapılabilir. İkisinde de n çarpanları var. N parantezine yazarsak 0'dan 1'e fx dx artı n eksi 1 geldi. Parantezimizi kapattık. Bu şekilde şıklar da verilmiş mi? Bakalım. Evet, C şıkkında verilmiş. Dolayısıyla cevabımızı bulmuş olduk. 7. soruda şekildeki f1 ve f2, f3 parabollerinin belli aralıklardaki grafikleri verilmiş. Her bir dikdörtgen ve parabollerin tepe noktalarını teğettir demiş. Buna göre bu integral değerlerini yani eğrilerin altında kalan alanların toplamını vermiş. Buna göre boyalı alanlar toplamı kaçtır? Şimdi biz buradaki değerlerimizde bize de şöyle bir eşitlik veriyor. Bunu da şöyle diyelim. Mesela f3 değerinin 3 katı, f2'nin 2 katı, f1'i değerine eşit. 3, 2, 1'i 6'da eşitleyebilirim. O zaman f3 9 bölü 2 noktasını 2k dersem, burasını 3k demem lazım, burasını da 6k demem lazım ki 2 çarpı 3k, 3 çarpı 2k hepsi birbirine eşit olsun. Şimdi f1 bölü 2 değeri burada 6k, yani şurası o zaman f1 bölü 2 dediği değer 0 ile 1 arasında tepe noktasının apsisi burada 1 bölü 2. 1 bölü 2'ye karşılık gelen buradaki değerinin 6k olduğunu söylüyor. Aynı şekilde diğerinin 3k olduğunu biliyoruz. Şurasının değerinin 3k'ya karşılık geliyormuş. Aynı şekilde buradaki ifademizde buradaki değerde yani şöyle diyelim şöyle uzunluğu da olarak da verebilirim. Şurası 3k bu uzunluk. Burasının da 2k olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki eğrilerin alanlarından yola çıkarak şöyle bir şey yapsak. İntegralle ilgili biz şöyle bir değer biliyorduk. Buradaki ifademiz mesela A bölgesi ise burası neydi? 2A. Büyük olan kısım onun 2 katıydı. Ki buradaki ifadelerimizde paraboller verdiği için x kare o yüzden 1'e 2 oranı geliyordu. Burası da o zaman 2A, burası da A. Şimdi 0 ile 1 aralığındaki f1x dediği kısım o zaman ne olacak? 0 ile 1 aralığında eğrinin altına kalan
şurası 4A gelmiş oldu. Artı 2 ile 3 arasında, şimdi burada da aynı şekilde yazmam lazım. Bunları da şöyle söyleyelim. Mesela burası B ise, sonuçta farklı integraller. B ise burası 2B, 2B, burası da B. 2 ile 3 arasındaki f2x dediği kısım 2b'nin, yani 4b'nin olduğu kısım, ama integral değeri dediği için eksi 4b almam gerekiyor x ekseninin altında olduğu için. Sonra 4 ile 5 arasında, bunları da aynı şekilde şöyle yazalım. C'ye 2c, 2c, burası da c. 4 ile 5 arasındaki f3x'in eğrinin altında kalan alan da 4c. Bunların toplamının 55 bölü 2 olduğunu vermiş. 4 parantezine alsak a eksi b artı c değeri. Hatta 4'ü diğer tarafa gönderdim. 55 bölü 8 geldi. Daha sonra biz buradaki ifadeler, şimdi 6k, bunlardan da bir eşitlik kurmaya çalışalım. 6k ile 1'i çarptığım zaman 6k değeri bu bölgenin tamamına eşit. Yani 6a'ya eşit. Burası da 3k çarpı 1'den dolayı 3k değerimiz de 6b'ye eşit. Aynı şekilde 2k değerimiz de buradaki dikdörtgenin alanı 2k, buradaki 6c'ye eşit. Ben bunların hepsini a, b, c demiş ya, burada hepsini k cinsinden yazsam. Mesela buradaki a değerimiz k'ya eşit. Buradaki b değerimiz sadeleştirdiğimiz zaman k bölü 2'ye eşit. Burada yine aynı şekilde sadeleştirdiğimiz zaman c değerimiz de k bölü 3'ye eşit. Bu ifade de k cinsinden yazacağım. A yerine k yazdım. B yerine k bölü 2 yazdım. C yerine k bölü 3 yazdım. 55 bölü 8. Pay değişikleyelim. 6 ile, 3 ile, 2 ile. Buradan 6k eksi 3k artı 2k bölü 6 eşittir 55 bölü 8. Buradan 3, 5k gelecek. 5k bölü 6, 55 bölü 8'e eşit. Sadeleştirdim 11. Buradan k değerimiz, hatta şunları da sadeleştirelim. 3 ve 4 gelecek. Buradan 33 bölü 4 oldu. K değerimiz bu. Bizden ne istiyordu? Boyalı alanlar toplamını istiyordu. Boyalı alanlar da o zaman burada şöyle var. 2a var, 2b var. Ve burada 2c var. Şimdi bunların da k cinsinden değerlerini yazalım. K, a değerimiz k'ydı. O zaman burası 2k oldu. B değerimiz k bölü 2. 2 ile çarptım, k geldi. C değerimiz k bölü 3'tü. 2 ile çarptım, 2k bölü 3 oldu. Bunları topladığımız zaman 3k artı 2k bölü 3. Yani 9, 11k bölü 3. Bizim aradığımız değer bu. K'nın değerinin 33 bölü 4 olduğunu biliyorum. O zaman 11 bölü 3 çarpı k yerine de 33 bölü 4 yazalım. Sadeleştirmelerimiz var. Burada sadeleştirdim. 11 geldi. 11 çarpı 11'den 121 bölü 4 değerine ulaşmış olduk. Dolayısıyla boyalı bölgeler toplamı 121 bölü 4, yani A şıkkı geldi. Evet arkadaşlar, böylece integral 2'nin orijinal sorular 1 testini de tamamlamış olduk. Kendinize çok iyi bakın ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.